ve zayıf yanları olarak arkadaşlar yine bunlardan bahsedebiliriz. Dördüncü olarak ise hazırlanmasında şöyle size bahsedeyim. Şimdi bir öğretmen eğer kısa cevaplı yani boşluk doldurmalı test hazırlayacaksa arkadaşlar genel itibariyle dikkat edeceği noktaların başında şu geliyor. Kitapta motomot cümleyi aynen alın. Eğer aynen alırsa burada dediğimiz gibi öğrenciye hatırlatması bakımından arkadaşlar bir yol göstermiş olabilir, bir yardım etmiş olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Özellikle bir tanımı soruyor olursak eğer burada motomot kitaptan alınan tanım değil de kendi cümlelerimizle ifade ettiğimiz cümleler daha uygun olacaktır. Bununla birlikte kısa cevaplı testler hazırlanırken bazen şu yanılgıya düşebiliyoruz. Bırakacağımız boşluk sayısını mesela şu noktalara göre, mesela ölçme dediğimiz, ölçmenin tanımını soracaksınız. Ölçme 5 harften oluşuyor, siz de 5 tane nokta koymuş olabilirsiniz. Bakın bu öğrenciye fikir verebilir. Veya bazı boşluklara kısa, bazı boşluklara uzun boşluklar bırakmak yine öğrenciye fikir verebilir arkadaşlar. Buna dikkat edelim özellikle. Yapılan yanlışlardan bir diğeri ise arkadaşlar şu. Bir cümle içerisinde birkaç tane kavramış oluyorsunuz. Diyelim ki güvenilirliği etkileyen kavramlardan bahsederken güvenilirlik nokta nokta virgül nokta nokta virgül nokta nokta ve arkadaşlar buna benzer bir cümle oluşturuyorsanız bu öğrenciye yine fikir verecektir. İşte ve şundan oluşturur. Az buçuk bir şey bilen, tam bilmeyen bir öğrenci ona ne vardı kavramlar içerisinde diye tarayıp işte diyebilir ki işte ya duyarlılık, objektiflik, tutarlı kararlılık mı acaba bu dört tane olduğuna göre diyebilir. Dolayısıyla arkadaşlar yine bu tarz uygulamalardan arkadaşlar vazgeçmemiz gerekiyor diyebiliriz. Kısa cevaplı testler oluştururken arkadaşlar bunlara dikkat etmeliyiz. Dördüncü olarak ise doğru yanlış testlerinden bahsedilir. Doğru yanlış testlerinde özellikle çok soru hazırlamamız gerektiği durumlarda ve genel itibariyle alt düzey bilişsel alan basamaklarından bahsediyorsak arkadaşlar orada doğru yanlış testlerini kullanabiliriz. Doğru yanlış testlerine öğrenci sadece doğru veya yanlış gibi cevaplar vereceği için çok soru sorma, dolayısıyla da çok soru sorduğumuz için de arkadaşlar kapsam geçerliliğinizi arttırdığımızı söylüyorum. Evet, özellikle alt düzey bilişsel alan basamaklarına hitap ediyor. Kapsam, çok soru sorabildiğimiz için kapsam geçerliliği yüksektir diyoruz. Puanlaması, hazırlanması, uygulanması, puanlaması kolaydır. Bu nedenle kullanışlı bir testtir ve puanlama güvenilirliği bakımından ise güvenilirdir arkadaşlar. Yani puanlama güvenilirliği yükselir. Çünkü bir öğrenci ya doğru cevap vermiştir ya yanlış cevap vermiştir. Bu nedenle de puanlama güvenilirliğinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Doğru yanlış testlerinin en büyük dezavantajı olarak arkadaşlar şu söylenebilir. Doğru yanlış testlerinin şans başarısı çok düşüktür. Bunun nedeni atıp da tutturma ihtimalinin %50 olmasıdır. Yani kısaca doğru yanlış testleri evet alt düzey bilişsel alan basamaklarını ortaya çıkarmakta çok etkilidir. Çok soru hazırladığımız için kapsam geçerliliği yüksektir. Hazırlaması, uygulanması ve puanlaması çok kolaydır. Bu nedenle kullanışlıdır. Puanlama güvenilirliği bakımından güvenilirliği yüksektir. Ancak arkadaşlar bunun bu bütün saydığımız özelliklerini çok kötü bir şekilde etkileyen şans başarısı durumudur. Çünkü şans başarısı arkadaşlar %50'dir. Atıp tutturma ihtimali %50'dir. Bu nedenle öğrencimiz sorunun cevabını bilmiyor olsa bile bir soruya doğru deyip tutturabilir. Veya ikinci soruya yanlış deyip yine tutturabilir. Arkadaşlar buna dikkat edebiliriz. En büyük dezavantajının bu olması itibariyle arkadaşlar düzeltme formülleri de burada kullanılabilir. Peki düzeltme formülünden kastettiğimiz şey hatırlarsanız 4 yanlış bir doğruyu götürüyor durumu düzeltme formülüydü. Bunda bunu nasıl kullanırız derseniz
şekilde kullanılabilir. Örneğin sorunun cevabı doğruysa doğru ama yanlışsa neden yanlışını yanına yazınız veya yanlış ama doğrusunu yazınız şeklinde düzeltme formülleri kullanılarak şans başarısını biraz arkadaşlar düşürebilirsiniz. Bu da güvenirliğini biraz daha arttıracaktır, onu söylemiş olurum. Bununla birlikte doğru yanlış soruları hazırlarken dikkat edilmesi gereken durumlar söz konusudur. Yine birçok öğretmenimizin yanlışa düştüğünü de bunu da söyleyebiliriz. Hazırlanırken arkadaşlar şunlara dikkat edilebilir. Mesela yönerge. Doğru yanlış sorularında yönerge çok önemlidir. Neden dersiniz? Genel itibariyle öğrencilerimiz çoktan seçmeli soruları artık bütün sınav sistemleri çoktan seçmeli olduğu için arkadaşlar çoktan seçmelilere çok alışmış durumdalar. Doğru yanlış sorularını çoktan seçmeli sınav gibi zanneden öğrencilerimiz olabilir. Siz alt alta bazı sorular yazar ve boşluk bırakırsınız. Buraya da yazarsınız doğru mu yanlış mı olduğunu tespit ettiğiniz cümleleri. Öğrenciniz şunu yapacaktır. Siz yapmasanız bile yapacaktır. İşte bunu A seçeneği, bunu B seçeneği, bunu C seçeneği olarak değerlendirip bunların içerisinden bunun bir tanesini seçip işaretleyecektir. Bu nedenle de yönerge arkadaşlar bizim için çok önemlidir. İki, arkadaşlar dikkat edeceğiniz ve şans başarısını düşürmek için yapacağınız şeylerden bir tanesi de doğru yanlış. Atıyorum 10 tane soru soracaksanız doğru yanlış sorusunda cevapların doğru ve yanlış sayılarının birbirine eşit düzeyde, eşit miktarda olması gerektiğidir. Yani 10 sorunun 5'i doğru, 5'i yanlış olmalıdır. Çünkü öğrencilerimiz genel itibariyle şunu yapabiliriz. Doğru, doğru, doğru. Yani atıp da hepsine doğru diyebiliriz. Bu da eğer hazırladığımız sorularda doğru cevabı daha ağırlıktaysa öğrencimizin atıp da tutma ihtimalini daha da arttıracaktır. Burada alınabilecek en iyi önlem doğru ve yanlış sayılarını birbirine eşit olarak yapmaya çalışmaktır arkadaşlar. Eğer eşit yaparsanız bu şans başarısını yani atıp tutturma ihtimalini daha da zayıflatmış olabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Dolayısıyla doğru yanlış testlerinde de yine avantajları çok fazla arkadaşlar, onu söyleyeyim. Alt düzey bilgisayar alan basamaklarını ortaya çıkarması bakımından, kapsam geçerliliği bakımından, kullanışlılığı bakımından, puanlama güvenliği bakımından arkadaşlar çok avantajlıdır. Ama şans başarısı arkadaşlar bunun en dezavantajlı bir yeridir. Onu da söylemiş olalım. Gelelim bir diğer klasik testimize. Bu ise arkadaşlar eşleştirme. Eşleştirme testleridir. Eşleştirme testlerindeki durumumuzu ise genel itibariyle şöyle söyleyeyim. Genellikle arkadaşlar bazı seçeneklerimiz olur. A, B, C, D gibi seçeneklerimiz olur. Yani öncüllerimiz olur. Ve 1, 2, 3, atıyorum 4 gibi de yine bazı seçeneklerimiz olabilir. Bizden istenen şey bunların eşleştirilmesidir. Hangisinin hangisine doğru cevap verdiğini arkadaşlar eşleştirmemiz istenebilir. Yine diğer alanlardan değerlendirecek olursak arkadaşlar, alt düzey bilgisayar alan basamaklarına hitap etmesi bakımından arkadaşlar, sözlü ve yazılı sınavlardan ayrılmaktadır, onu söylemiş olalım. Yani bilmeme, hatırlama ve kavrama basamakları, kavrama ve uygulama basamaklarını ortaya çıkarması bakımından önemlidir. Çok soru hazırlama şansımız olduğu için arkadaşlar diyoruz ki kapsam geçerliliği yüksektir. Kapsam geçerliliği yüksektir. Bir testte bundan birçok soru sorabildiğimiz için kapsam geçerliliği yüksektir diyoruz. Puanlama güvenirliğine gelirsek, puanlama güvenirliğinde bir soruyu öğrenci doğru cevap vermişse doğrudur, yanlışsa yanlıştır. Yani puanlama güvenirliği de genel itibariyle yüksektir. Fakat burada da yine
şans başarısından bahsetmemiz lazım. Bu arada uygulanması, hazırlanması ve puanlaması bakımından kullanışlı olduğunu da söyleyelim. Ancak arkadaşlar şans başarısı bir doğru yanlış sorusu kadar değildir ama şans başarısı yine vardır, onu söylemiş olalım. Şans başarısı nasıl vardır derseniz şu şekilde. ABCD ile 1-2-3-4'ü eşleştirmek isteyen bir öğrenci hiçbir şey bilmiyor olsa bile bunu bu şekilde eşleştirip doğru cevabı hiçbir şey bilmediği halde bulmuş olabilir. Yani atıp tutturmuş olabilir. Atıp da tutturma şansı doğru yanlış sorusu kadar arkadaşlar yüksek değildir. Daha düşüktür ama yine de atıp tutturma ihtimali vardır. Bu nedenle şans başarısı yine yüksektir diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar burada da yine eşleştirme testleri hazırlanırken bazı dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Bununla ilgili yakın zamanda da çıkmış sorularımız var arkadaşlar. Genel itibariyle söylenen şey şudur. Eşleştirmemiz istenen kavramların ya öncüllerin ya seçeneklerin arkadaşlar sayılarının arttırılması beklenen bir durumdur. Çünkü bireyin atıp da tutturma ihtimalinde aslında bakarsanız çoktan seçmeli gibi düşünürsek seçenek sayısının artması anlamına yani atıp da tutturma ihtimalinin azalması anlamına gelecektir ki arkadaşlar bu şans başarısını azaltacaktır. Onu da söylemiş olalım. Genel itibariyle mesela doğru yanlış sorularında arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum aklıma gelmişken bahsedeyim. Doğru yanlış sorularında mesela genellikle biz bir cümleyi alırken eğer yanlış yapmak istiyorsak cümlenin sonuna olumsuz bir ek getiririz. İşte yapılmaz gibi bir tane mesela ek getiririz. Bu istenen bir şey değildir. Bakın bu öğrenciyi yönlendirir. Dolayısıyla otomot cümleyi alacaksanız o ekleri uygun yerde, uygun şekilde vermelisiniz. Cümleleri ona göre düzenlemelisiniz. Öğrenciye fikir. Zaten şans başarısı çok yüksektir. Arkadaşlar iyice biz yaptığımız uygulamayla daha da yükseltmiş oluruz. Aynı şey, benzer bir durum arkadaşlar burada da vardır. Çünkü vermiş olduğumuz seçeneklerle öncüller arasındaki ilişki arkadaşlar öğrenciye fikir verebilir. Fikir vermemesi için genel itibariyle şunu yapmalıyız. Öncüllerle seçenekleri birbiriyle homojenleştirmeliyiz. Homojenleştirmek ne demekti genel itibariyle? Homojenliği hatırlarsınız. Homojenlik birbirine benzemek anlamına gelir. İç tutarlılıkta hatırlarsanız soruların birbiriyle benzeşmesini isterdik. En azından aynı konu içeriğinden olmasını isterdik. Eşleştirme testinde de bunu kullanırken arkadaşlar soru içeriklerine birbirine yakın olması özellikle bizim için önemlidir. Şans başarısını düşünmek için seçenek sayısını arttırmak arkadaşlar yine yapabileceğimiz olumlu durumlardan bir tanesidir. Yine yönergeye dikkat etmeniz gerekir. Yönerge doğru yanlış sorusuna göre daha tehlikelidir. Çünkü burada ABC 1, 2, 3 kullanırken arkadaşlar dikkat edeceğimiz şey öğrenci bu A veya B seçeneğini işaretleyip direkt soruyu geçebilir. Bu nedenle yönergeyi verirken işte buradakileri seçeneklerle, öncüllerin seçeneklerle eşleştirilmesi gerektiği özellikle öğrencilerimize belirtilmesi gerekir. Avantajları alt düzey bilgisayar alan basamaklarını ortaya çıkarmakta etkili olması, çok soru sorulabilmesi, hazırlanmasının, uygulanmasının ve puanlamasının kolay olması, puanlama güvenilirliğinin yüksek olmasıdır. Genel itibariyle dezavantajı ise arkadaşlar diyoruz ki şans başarısının olmasıdır. Doğru yanlışa göre şans başarısı arkadaşlar düşük olmasına rağmen yine de vardır. Gelelim son olarak bahsedeceğimiz klasik ölçme araçlarından biri daha en çok kullandığımız belki de çoktan seçmeli testler. Şimdi çoktan seçmeli testlerde öncelikle özelliklerinden, burada bahsettiğimiz özelliklerinden bahsedeyim ki sonra çoktan seçmeli sınavları çünkü hazırlarken arkadaşlar bazı kurallara uyuyordu. Hazırlanması çünkü çok kolay değil. Bir çoktan seçmeli sınavda mesela çoktan seçmeli sınavların genellikle açık renkle yazılan paragrafı üst kısmında genellikle bulunan bir öncül kısmı bulunur. Bu öncül kısmına arkadaşlar özellikle dikkatinizi çekmek isterim.
sınavlarda da bunu kullanabilirsiniz. Öncülde verilen bilgi doğru bilgi olmak zorundadır. Buna özellikle dikkat edelim. Bu açık renkle yazılan kısım öncüldür bizim için ve doğru bilgi içermek zorundadır. En azından o soru için o bilginin doğru olduğu kabul edilmelidir. Onu söylemiş olalım. Hemen öncülün altında arkadaşlar sorunun kökü kısmı gelir. Bu sorunun kökü kısmında arkadaşlar şunu diyebiliriz. Koyu renkle yazılan ve ana sorunun sorulduğu bölümdür. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktanın altının çizilmesi gerektiğidir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır mesela ibaresindeki yanlışın altı çizilmelidir özellikle. Buraya dikkat edelim lütfen. Soru kısmından sonra seçenekler gelir. Bu seçeneklerden bir tanesi doğru cevaptır. Diğerleri ise arkadaşlar çeldirici olarak karşımıza çıkar. Yani yanlış cevapları olarak karşımıza çıkar. Şimdi çoktan seçmenin özelliklerine geldiğimizde bir kere alt düzey bilişsel alan basamaklarına hitap ettiğini söyleyelim. Yani bir az önce boşluk doldurma dedik, doğru yanlış dedik, eşleştirme gibi bu da bilme, kavrama ve uygulama basamağına hitap eder. Ama onlardan ayrı olarak arkadaşlar özellikle dikkatinizi çekiyorum. Analiz basamağını da yine çoktan seçmeli testlerle ölçme şansınız vardır. Özellikle grafik yorumlatma durumları arkadaşlar analiz basamağına girdiği için çoktan seçmeli sınavlarda analiz basamağını da ölçebilirsiniz. En başta bahsetmiş olduğumuz belirtke tablosunda hatırlarsanız bilişsel alanlarda eğer bilişsel alan basamağı analiz düzeyinin üstüne çıkmıyorsa çoktan seçmeli testleri kullanabilirsiniz. Sentez ve değerlendirme ama çoktan seçmeli testlerle ortaya çıkarılamaz arkadaşlar. Çok soru sorulabildiği için kapsam geçerliliğinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Fakat çoktan seçmelerin uygulanması ve puanlaması kolay olmasına rağmen hazırlanması arkadaşlar kolay değildir. Hazırlanması çok zaman ve emek ister. Hazırlayan kişinin bilgi donanımının yeterli olması gerekir. Bu nedenle kullanışlılığı yüksek değildir arkadaşlar. Kullanışlılığı düşüktür diyebiliriz. Puanlama güvenilirliğine gelirsek puanlama güvenilirliği. Bir öğrenci yapacağı şey bu seçeneklerden birini işaretlemektir. İşaretlediyse ve bu seçenek doğruysa doğru, yanlışsa yanlıştır. Bu nedenle puanlama güvenilirliğimiz arkadaşlar yüksektir. Burada öğrencinin kişilik özelliği, öğretmenin özelliği veya diğer yerler arkadaşlar işe karışmaz. Yani öğretmenin yanlılığı en azından işe karışmaz. Bununla birlikte arkadaşlar şunu da bahsedebiliriz. Şans başarısı. Şans başarısı ile ilgili genel bir şey söylemek mümkün değil ama şunu söyleyebilirim size. Buradaki seçenek sayısı veya çeldirici sayısının artması şans başarısını düşürecektir. İlkokullarda kullanılan 3 seçenekli testlerde atıp tutturma ihtimali %33, ortaokullarda 4'e çıktığı için %25, liselerde ve üzerindekilerde genellikle 5 seçenek kullanılıyor. Bu da atıp tutturma ihtimalinin %20 olduğunu söylüyor. Dolayısıyla şans başarısı düşük değildir. %20 bile yine çok yüksek bir şans başarısı. Bununla birlikte arkadaşlar seçenek sayısının artması şans başarısını düşürecektir. Şans atıp da tutturma ihtimalini azaltacaktır diye biliriz. Söyleyeceğimiz kapsam geçerliliğinin yüksek olduğunu söyledik. Puanlama güvenilirliği dedik. Şans başarısı dedik. Özellikle analiz basamağındaki bilişsel alan basamağındaki bilgileri ölçecektir. Çoktan seçmeli testleri kullanılabileceğini söylemiştik. Ama hazırlanırken çoktan seçmeli testler hazırlanırken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bazı hususlar şunlardır. Örneğin bir kere bu hazırlanış biçimine uygun düşmesi gerekir. Bununla birlikte arkadaşlar bir çoktan seçmeli sınavda sorular genel itibariyle kolaydan zora doğru yazılmalıdır. Bunun nedeni, kolaydan zora doğru yazılmasını istememizin sebebi güvenilirliğini arttırmaktır. Peki bu durum nasıl güvenilirliği arttırır derseniz şöyle. Bir öğrenci sınava başladığında ilk soru çok zor bir soruysa
öğrenci psikolojik olarak bundan etkilenecek soruyu yapamayınca ve sonraki sorulara bu bilgilerini yansıtması arkadaşlar oldukça güçleşecektir. Bu nedenle de genel itibariyle arkadaşlar soruların kolaydan zora doğru yazılması gerektiğini ifade etmiş olalım. Benzer bir şey doğru yanlış sorular için de söylemiştik hatırlarsanız. Dedik ki doğru yanlış sayıları birbirine eşit olmalıdır. Bunda da bir testte, bir sınavdaki, çoktan seçmeli bir sınavdaki seçenek sayılarının arkadaşlar birbirine yakın olması, eşit olması veya yakın olması bizim için beklenendir. Yani 20 tane soru soruyorsanız, atıyorum 5 seçenekli sorulardan bahsetmişsek eğer, burada şunu yapabilirsiniz. 4 tanesi A, 4 tanesinin cevabı B, 4 tanesinin cevabı C olacak şekilde soruları ayarlamanız gerekir. Seçenekler çok absürt olmamalıdır. Şimdi çoktan seçmeli testin en büyük dezavantajlarından biri de doğru cevabın seçeneklerin içerisinde bir yerde olmasıdır. Bu dezavantaj arkadaşlar öğrencilere hatırlatma ihtimalini, bilmiyor olsa bile çağrıştırma ihtimalini arttıracaktır. Bunun için de seçenekleri düzenlerken arkadaşlar genel itibariyle seçeneklerin düzenlenmesi zaten çoktan seçmeli sınavın hazırlanmasını zorlaştıran en önemli etken seçenekleri hazırlaması zordur. Bu nedenle seçenekleri ayarlarken çok absürt seçenekler, birebir kendini gösteren seçenekler olmamalıdır. Çünkü bazı sınavlarda bakıyoruz bazı sorulara, seçeneklerinde mesela A, B, C seçeneği, diyelim ki seçeneklerden birine de özellikle yoğunlaşılmış ama D ve E seçeneğini hiç işaretleyen olmamış. Dolayısıyla bu bizim için istenmeyen bir durumdur. Çeldiricilere cevaplayan kişilerin, yani soruya düşen kişilerin aslında eşit miktarda dağılmaları beklenir. Bu nedenle zayıf çeldiriciler arkadaşlar olmamalıdır. Genel itibariyle çeldiriciler arkadaşlar uygun şekilde düzenlenmelidir diyebiliriz. Bazı şeyler öğrencilere fikir verir. Mesela matematik sınavındasınız, sorunuzun cevabı atıyorum 22, en uygun yöntem şudur. 22, 23, 24, 25, 26 diğer seçenekleri sıralamaktır. Fakat biz burada bunu değil de şunu yaparsak mesela 25, 22, 24, 26, 23 böyle karışık seçeneklerde arkadaşlar öğrenciler kafasını karıştırıp vermek istediği cevabı vermeyebilir. Bu nedenle yani öğrencimizi çeldireceği, bildiği bilgiyi bile çeldireceğini düşünebiliriz. Bu tarz uygulamalardan vazgeçmek lazım. Tabii ki son dönemde ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda genel itibariyle seçeneklerin de kitapçıklara göre değiştiğini biliyoruz. Tabii ki bu kurallar çok da uymaları zorlaşıyor. Hatta kolaydan zora yazılması gerektiği kuralına uyması çok zorlaşıyor ama genel itibariyle arkadaşlar hazırlanması gereken yöntemi budur diyebiliriz. En büyük dezavantajından bahsettim. Şans başarısı veya doğru cevabı seçenekler arasında olma ihtimalidir. Bununla ilgili biliyorsunuz son dönemde sınav şekillerinin değişmesiyle ilgili bazı konuşmalar oldu, bazı bilgiler verilmeye başlandı. En azından bizlerin nabzı tutulmaya başlandı. Çoktan seçmeli testlerin kalkacağı, işte kısa cevaplı testler kullanılacağı gibi şeyler. Kısa cevaplı testleri birilerinin okuması gerekecek veya öğrencilere kodlatmamız gerekecek gibi çok zaman alıcı bir şeydir. Çoktan seçmeli testlere çok alternatif bir yöntem var aslında. Bunu da bir dahaki dersimde bahsedeceğim. Bu test aslında çoktan seçmeli bu dezavantajını tamamen ortadan kaldıracaktır. Şimdi bunlarla ilgili karşımıza nasıl sorular çıkabilir? Genel itibariyle isterseniz arkadaşlar ben bu sorulardan da bahsedeyim size. Birkaç tane en azından geçmiş yıllarda çıkmış sorulardan da bahsedeyim. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Eğer ders kitaplarınız da yanınızdaysa arkadaşlar hemen ölçme değerlendirme, konu anlatımlı ölçme değerlendirme kitabını açabilirsiniz. Orada 289. sayfada mesela bunlarla ilgili çok güzel çıkmış sorularımız da var. Bu çıkmış sorulardan arkadaşlar birkaçını ben size özetlemeye çalışayım.
eşleştirme maddeleri oluştururken diyor, eşleştirilecek listelerden birinin diğerinden daha fazla sayıda olması istenir diyor. Yani seçeneklerin öncüllere göre daha fazla sayıda olması istenir diyor. Bunun en önemli gerekçesi hangisidir diye bize soracak arkadaşlar. Hemen A seçeneğinde şans başarısını azaltmak, B maddelerin ölçüldüğü bilişsel düzeyi yükseltmek, maddelere yoklanan davranışın sayısını arttırmak, puanlamayı kolaylaştırmak, cevaplama süresinin hızlı olmasını engellemek seçenekleri var. Buradaki seçenek sayısının arkadaşlar arttırmamızdaki en önemli nedeni atıp da tutturma ihtimalini düşürmek, yani şans başarısını azaltmak olduğunu söylemiştik. Bir diğer soru da yakın dönemde çıkmış bir soru bu. Ali çoktan seçmeli sınavlara yazılı sınavlara göre daha az hazırlanmaktadır diyor. Çoktan seçmeli testlerin hangi özelliklerinden hangisi Ali'nin bu davranışına yol açmaz diyecek arkadaşlar. Dikkat edin. Ali çoktan seçmeli sınavlara, yazılı sınavlara göre daha az hazırlanmaktadır diyor. Hangisi buna neden olmaz? Şimdi çoktan seçmeliğin yazılı sınavlara göre daha az hazırlanmasının sebebi tahminen bahsettiğimiz en önemli dezavantajlarından biri. Şans başarısı ve seçeneğin doğru seçeneğin şıklar arasında olmasıdır. Şimdi biz bu şıkların haricindekini bulmaya çalışacağız. A seçeneğinde çoktan seçmeli testlerin ayrıntılı yanıt yazmayı gerektirmemesi gayet mantıklı. Şans başarısı da doğru cevabı bulma ihtimalinin olması. Doğru cevabın seçenekler arasında olmasının hatırlatmayı kolaylaştırması. Öğrencilerin daha kolay kopya çekebilmesi ki gerçekten de yazılı sınavlara göre çoktan seçmeli sınavlarda kopya çekme hani denemişliğimiz de var çok şükür. Daha kolaydır yani. Güvenilirlik ve geçerliliğin yüksek olması. Arkadaşlar Ali test güvenilirdir, daha geçerlidir diye bir sınava daha az hazırlanmaz. Bu nedenle cevabın E olduğunu söyleyebiliriz. Salih öğretmen birkaç konu alanını içeren kapsamlı bir sınav hazırlamak istemektedir diyor. Şans başarısının ihmal edilebilecek kadar az olduğu, bakın şans başarısının ihmal edilebilecek kadar az olduğu, nispeten objektifliği az önce nispeten şeklinde söylemedik ama orta düzeyde olduğunu söylemiştik. Ve hızlı puanlanabilen bir ölçme aracı hazırlamaya amaçlanmaktadır diyor. Salih öğretmenin amacının en uygun madde formu aşağıdakilerden hangisidir diye soracak. Seçenekler çoktan seçmeli, eşleştirme, kısa yanıtlı, doğru yanlış ve genişletilmiş yanıtlı şeklinde. Mesela muhtemelen bahsettiği açık uçlu sınavlar seçeneklerimiz var. Bunlardan hangisine en uygundur dediğinde dikkat edin. Şans başarısı ihmal edilebilecek kadar az. O zaman doğru yanlış bir kere gitti. Niye? Çünkü çok fazla. Eşleştirme gitti. Çoktan seçmeli gitti. Bunlar şans başarısı çok yüksek olan sınavlarımız. Doğru cevabımız genişletilmiş yanıtlı mı kısa yanıtlı mı devamına nispeten objektif. Şimdi nispeten objektiflik ne demekti? Sözlü ve yazılı sınavlara göre daha yüksek objektifliğe sahip, doğru yanlış boşluk dolu ona göre daha az. Yani orta kısmen puanlama güvenilir yüksektir diyebileceğimiz sınavlar arkadaşlar kısa cevaplı testlerimizdi. Onu az önce söyledik. Başka bize hitap eden soru var mı diye bakıyorum. Şimdi diyor ki çok uzak bir zaman değil bu. Yukarıdan verilen kazanımların değerlendirmesinde hangi ölçme değerlendirme aracı kullanılmalıdır şeklinde bir soru sormuş. 1. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunur. Boşaltım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için çık adımları da bulunur. Şimdi bu iki kazanıma baktığımız zaman, bu iki kazanım sizce alt düzey bilişsel alan basamağında mıdır yoksa üst düzey bilişsel alan basamağında mıdır? Bunu karar vermemiz bizim için önemlidir. Bir daha söylüyorum. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunması, boşaltım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için çıkarımlarda bulunması. Arkadaşlar benim bundan anladığım, bu kazanımlardan anladığım, sizin de bazılarınızın tahmin edebileceği gibi bunun değerlendirme basamağında bir bilişsel alan olduğunu söyleyebiliriz. Peki değerlendirme basamağını hangi sınavlarla ölçüyorduk? Ölçebileceğimiz sınav çok kısıtlı zaten. Ya yazılı sınavlar ya sözlü sınavlar.
seçeneklerde bu ikisinden birini aramamız lazım. A çoktan seçmeli, B açık uçlu, C eşleştirme, D doğru yanlış, E portfolyo diyor arkadaşlar. Dolayısıyla açık uçlu testler yani yazılı yoklamalar bizim için önemli olacaktır demiştik. Şöyle de bir soru var arkadaşlar. Ölçme değerlendirme faaliyetlerinde öğrencilerin başarısını izlemenin yanında eleştirel düşünme becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki madde türlerinden hangisi kullanılması daha uygundur diyor. Bakın, öğrenci başarısının izlenmesinin yanında eleştirel düşünme becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi. Eleştirel düşünme becerisi dediği zaman bunun üst düzey bir bilgisayar olan basamağı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Eşleştirme, kısa cevapta boşluk doldurma çoktan seçmeni arkadaşlar seçenekler arasında var. Dördünün de elendiğini ama açık uçlu testlerin elenemediğini buradan söylemiş olabiliriz. Bunu sorduk. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yine yakın dönemde çıkmış bir soru. En yakın dönemlerden birinde bu. Bir ders saatince uygulanacak bir testte objektif madde türleri yerine aynı becerileri yoklayan yanıtı sınırlandırılmış kompozisyon tipi maddelerin kullanılması. Kompozisyon özelliklerinden hangilerini olumsuz bir şekilde etkiler diye sorulur. 1. Testi hazırlama kolaylığı, 2. Puanlama kolaylığı ve 3. Güvenirlik şeklinde sorulur. Diyor ki, aynı becerileri yoklayan yanıtı sınırlandırılmış kompozisyon tipi maddeleri kullanınız. Kompozisyon tipi maddeler kullanılacaksa arkadaşlar yani öğrencinin yazması gerektiği testin hazırlamasının kolay olduğunu söyleyebiliriz. Yani buna etkilemez ama puanlama kolay. Arkadaşlar açık uçlu sınavlarda biliyorsunuz puanlama öğretmenin yanlılığına, öğrenciye göre değiştiği için arkadaşlar puanlama güvenilirliğinin düşük olduğunu söyleyeyim. Ve öğrencinin yorumlarını da içerdiği için genellikle puanlamanın zor olduğunu da söylemiştik. Güvenirlik. Arkadaşlar puanlama güvenirliği düştükçe güvenirlik de düşecektir diye biliriz. Evet. Genel itibariyle arkadaşlar bugünkü dersimizde klasik ölçme araçları ve bir ölçme aracı hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden ve buna bağlı olarak özelliklerinden ve geçmiş yıllarda bunlar bize nasıl sormuşlar onlardan bahsetmiş olduk. Önümüzdeki derste yani bir dahaki derste çağdaş ve alternatif ölçme araçlarına bakacağız. Çağdaş ölçme araçlarında özellikle son dönemde çok soru geliyor bununla ilgili. Çağdaş ölçme araçları ve alternatif ölçme araçlarından özellikle çoktan seçmeli alternatif, doğru yanlış alternatif bazı yöntemlerimiz var. Bunları arkadaşlar izah etmiş olacağız. Kendinize iyi bakın diyor. Saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere efendim.